Ne olur yapmayın. Sadece siz bu çocuğu çok şımartmışsınız. Allah aşkına. Nereden biliyorsun ya? Benle beraber mi gezdin? Beraber mi büyüttün bu çocuğu? Ne konuşuyorsun? Sesi sitemli, gözleri yaşlı. Ömer II. otizmli bir çocuğun babası. Orada yanımdan geçmem. Bu sana bununla ilgili yorum yapma hakkını nasıl veriyor? Allah aşkına. Otizmli çocuklar sizden bin kat daha anlayışlı. Ömer II.'nin otizm sendromlu oğlu öfke nöbeti geçirdi. O sırada çevrede bulunanlar bu özel durumu anlayışla karşılamadı. Ömer II. de insanların anne babalığımızı sorgulamasından bıktım dedi. Sosyal medya üzerinden bir video paylaştı. Video son zamanların en çok konuşulan görüntülerinden oldu. Aynı zamanda girişimci yazar olan baba TRT Haber'de yaşadıklarını bir kez daha anlattı. O içimde artık bir patlama oldu. Kendim deşarj olayım diye çektiğim bir videoydu. Hep bana dert oluyor. Biraz da insanlara dert olsun dedim. Bir saat sonra açtığım zaman ortalık birbirine karışmıştı. Gece saat 2'de Aile Bakanımız ağlayarak aradı, sağ olsunlar. Ömer II. diğer ailelerin evlatlarını kendi evlatlarıyla kıyaslamasının çok yaralayıcı olduğu görüşünde. Dileği bu özel çocukların toplumdan ayrıştırılmaması. İsyanım, şikayetim asla yok. Tek derdimiz insanların bakış açılarını biraz değiştirmesi ve pandemi sonrasında doktorlarımızın söylediği pandemide otizmli çocukların sayısının arttığı, normal çocukların otizm semptomu göstermeye başladığı. Dolayısıyla hepimiz nasıl ki birer engelli adayıysak, her çocukta bir otizmli adayı,